İzgarın Akademi ilk kurulacak 96 yılında ve çok paramız yok. İki kişiyiz, Hakan ve ben. Kurduk şirketi. Hakan genel müdür, ben yönetim kurulu başkanı, başka çalışan yok. Taner Çay Ocağı'ndaki çocuk ilk. Hocam video kasetlere o söyledi. Ekipçi ona destek verdi. Sonra Kayseri'den dönerken Gökçen'le arabada uzun bir yolculuk yaptık ve bizim içimizdeki yapıyı ayırmanın zaten önemli olduğunu biliyordum ve Gökçen'le konuşurken o fikir çıktı. Gökçen'le onu konuşmasam ben ya böyle bir şirket kuralım belki demeyecektim. Şu anki vizyonumuzu kazanmamız ve şu anki sisteme geçişimiz Şerif Hoca'nın Ünye'deki Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir mahalle esnafının bize videosunu göndermesiyle başladı. Esnaf konuşuyor ama şikayet ediyor. Arka Bakırcılar Çarşısı ve bakırları var etrafında da. Bir dükkanı var. Dükkanın içerisinde bir bilgisayar, kamera çekiyor, konuşuyor, şikayet ediyor. Şimdi eskiden ticaret böyleydi, şimdi böyle diyor ama ekranda da oyun açık. Oyun oynuyor bir yandan. Şerif Hoca şunu söyledi, Gökçen bizim o bilgisayarlara girmemiz lazım. 1996'da sınıf eğitimleriyle başladım. Bir şeyler anlatıyoruz. Onun arkasından dedik ki bu anlattıklarımız insanlar tarafından evlerine götürülmeli. Yayın evi böyle çıktı, Elma. Tamam, basılı malzeme iyi ama bizi görmüyorlar. Onun arkasına eğitim filmleri çıktı. Elma, Vizgo ve İzgörün Akademi. Bu hibrit modelle her açıdan tam bir eğitim kurgusuyla sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz yapı aynı ailenin parçası. Dolayısıyla oluşturmuş olduğumuz programlar, içerikler, kurgulamış olduğumuz eğitim öğrenme tasarımları bütünsel bir çerçevenin içerisinde yer almakta. Kurumsal eğitimin evrimine baktığımızda 1996'da İzgörün Akademi ilk kurulduğu yıllarda kurumlara biz eğitim satmak için gittiğimizde bir de bunun üzerine para mı vereceğiz diye bize geri dönüş yapıyorlardı. Eğitime olan bakış açısı böyleydi aslında. Şimdi baktığımızda 21. yüzyıl yetkinliklerinden bizim bunlara ihtiyacımız var diye dönüyor bize insan kaynakları. Dolayısıyla artık daha bilinçli kurumlarla, daha bilinçli insan kaynakları yöneticileriyle, daha bilinçli kurum sahipleriyle karşı karşıyayız diyebilirim. Firmalar kesinlikle farkına varmaya başladı ve en azından şunu farkına vardılar. Yani eğitim almanın maliyeti çok onlar için ya diyorlardı ama almamanın maliyetini etraftan daha çok görmeye başladı insanlar. Eğitim almamanın maliyeti daha fazla almaya göre. Ve nihai hedef elbette ki performansın yükselmesi. Anlattıklarımızın hayat bulması, davranışa dönmesi. O yüzden buradaki kesişim kümesine dönük olarak içerik tasarlamak ve bunları paylaşmak çok büyük bir deneymiş. Yani siz bugün Google'ladığınızda onlarca bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama bu bilginin hangi noktasının ne kadar, hangi özellikle hedeflerle tasarlanıyor ve aktarılıyor olması bu alanda uzman kişilerin iyi yaptığı şeylerden bir tanesi ki İzgörün Akademi'de, Vizgo'da bu konuda oldukça iddialı ve çok uzun yıllardır bu kesişim kümesinin içerisine nasıl doğru eşleşmeyi sağlayacağız? Bayağı sağlam projeler yaptık. Günümüzde YouTube olabilir, başka platformlar olabilir. Çok fazla sayıda video var. Çoğu da kıymetli ve faydalı videolar. Oralarda gezebilirsiniz, oralardan eğitimler alabilirsiniz. Ama biz size zaman kazandırıyoruz. Ekran karşısında geçirdiğiniz süreyi en verimli ve faydalı kılabilmek için biz sizin için hazırlık yapıyoruz. Çünkü eğitmen olarak hep şöyle bir bakış açımız oluyor bizim. Daha iyi, daha kaliteli nasıl anlatabiliriz? O yüzden bol bol okumak, araştırmak, dinlemek, izlemek bizi gerçekten besliyor. Ve bir müddet sonra bunu artık böyle gördüğünüz her yerde şu olguyu da şunu da alıp örnek olarak versem mi? Dinleyicilere daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye öyle bir bakış açınız oluyor. Çok keyifli, heyecanlı bir süreç bizim için de. O yüzden aldıklarında bizden, Vizgo'nun programları, Vizgo'nun özel içerik tasarımlarını aldıklarında tamamen kendilerine özel bir şeyler buluyor. Ve bu öyle enteresan ki mesela oryantasyon programları, son dönemde binlerce kişinin çalıştığı kuruluşlar var, fabrikalar var, mavi yaka, beyaz yaka, hiç fark etmez. Onlar için de oryantasyon programı tasarlıyoruz. Terzi'deki kişi tamamen onlar için. Başlıyor kişi kurumda çalışmaya, Vizgo'nun onlar için ürettiği içeriği izliyor. Oryantasyon programlarına çok büyük fayda sağladık. Az olan özgür anlayışıyla yaklaşıyoruz. Eğitimlerimizi daha derli toplu, daha hap bilgiler halinde sunuyoruz. Bunu örnek veriyorum. Bir tane eğitimimizin toplam süresi 20 dakikaysa 2-3 dakikalık mikro eğitimler halinde izlenmesini de kolaylaştırarak sunuyoruz. Böylece insanlar istediği yerde durabiliyorlar. Bazen ikinci bölümün, üçüncü videosunu tekrar açıp izlemek isteyebiliyor. Onu hayat mottosu haline getirebiliyor. Böylece mikro eğitimlerle eğitimimizin bütününü destekliyoruz. Burada mikro eğitimleri aslında bir sezon içerisinde bir dizi gibi düşünebiliriz. Mikro eğitimler işin içerisinde etkileşimli bir şekilde sizlerle buluşturuluyor. Sadece izlemek değil, anlamak. Sadece anlamak değil, doğru anlamak. Ve bu doğru anladığımız şeyleri de elbette hayatın kendisine uyarlamak.
Ve bu öyle bir şey ki sadece aslında özel içerikte değil, Vizgo içerisinde sayısız eğitim var. Sayısız eğitmenle beraberce oluşturduğumuz çok güzel içeriklerimiz var. Ve bu içeriklerle sizin işinize yarayacak eğitimleri içerisinden seçerek aynı bir küratör gibi sizin için özel programlar hazırlıyoruz. Kurumsal eğitimler deyince aslında kurumlarda sıkıcı olarak kafalarda imaj var. Biz de bunların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Faydalı, eğlenceli, hayatın içinden içeriklerle videolarımızı ortaya koyuyoruz. Bu da bana keyif veriyor. Aslında bir yandan da öğreniyorum. Hayat amaçlarımdan da birini gerçekleştiriyorum. Nasıl daha iyi olabilir? Yaparız biz. Her şey bu iki cümle bizim açımızdan. Kendi işimizi iyi yapmaktan başka hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Doğru anlayış geliştirmek istediğimiz, anlayışlı insanlar ülkeye yayılsın istediğimiz için onların kendilerini anlama süreçlerinde de destek oluyoruz. Kendisini ne alanda geliştirmek istediğini danışmanlık faaliyetlerimizi, kurumsal analiz faaliyetiyle gerçekleştiriyoruz ve arkasından Elma Yayın Evi'nin kitaplarıyla, İzgören Akademi'nin eğitimleriyle, koçluk danışmanlık programlarıyla ve Vizgo Akademi'nin mevcut ve özel hazırlanabilecek içerikleriyle kurumların kendilerini anlamaları ve doğru anlayış geliştirmeleri için onların yanında bir yoldaş oluyoruz. Herkes iş diyor, biz adına aşk dedik. Yani 1996'dan bu yana insanlarla bir şeyler paylaşıyoruz ve bu paylaşmamızın altında yatan birincisi insan sevgisi var. Yani bugün baktığımızda iklim değişikliği ile ilgili, yok olan türlerle ilgili her şeyi daha fazla sevmeye ihtiyacımız var. O zaman ancak bu yer küreyi tekrar oluşturma şansımız var bu itibariyle. Ve bazen yönetim anlattığımızda, bazen iletişim anlattığımızda bunun izlerini sezeceksiniz içeride. İkincisi yurt sevgisi. Ülke topraklarındayız. Burası değerli bir ülke. Coğrafyasıyla, jeopolitik konumuyla, şusuyla, busuyla insanlar kültürü ve tarihi taşıyanlar. O yüzden insanlarımızın daha ileriye gitmesi lazım. Doğruluk paylaştığımız tüm eğitimlerde temel ilkelerden bir tanesi. Doğruluk şekil değiştirmiş durumda ve Anadolu'nun, bizim insanımızın, kadim bilgeliğin, tüm coğrafyaların şu anda iyi insanlar için oluşturmuş olduğu doğruluktan bahsediyorum. Çünkü biz her zaman tüm paydaşların iyiliği için doğru olan şeyleri paylaşıyoruz. Bilim bir tarafta, ilim bir tarafta. Bu ikisini birleştirdiğimizde doğruluğa tekrar geliyoruz. Sevgi, doğruluk, bilimsellik. Bu üçünü birleştirdiğimizde eğitimlerimizin tarzını ve anlayışını göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki birlikte olduğumuz tüm kişiler belirli bir kalite algısına ve anlayışına sahip. Biz dinlemekten hoşlanmadığımız, anlatınca bir işimize yaramayacak hiçbir şeyi bu eğitim programlarında sizlerle paylaşmıyoruz. O yüzden değerlerimizden bir tanesi kalite. Tüm bunları birleştirdiğimizde nereye geliyoruz? Anlayışa. Vizgo'da biz doğru anlayış geliştirmek için çalışıyoruz. Kaygılı müşterilerimiz olabilir. Biz daha önce bu tarz asenkron eğitimler aldık ama katkısını göremedik dediklerinde biz onlara siz bu eğitimi evet aldınız ama Vizgo'dan almadınız diyoruz. Kurumların aldığı eğitimin ne kadar faydalı olmadığını anlayabilmesi için bunları test etmesi, kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için kullandığımız sistem LMS, Learning Management System. Eğitim yönetim sistemi kullanıcıların aldıkları eğitimlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını ölçümlenebilmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir nokta. Hem insan kaynakları uzmanları açısından hem İK direktörleri açısından eğitim yönetim sistemiyle birlikte ne kadar izlendi, kim ne kadar saat ulaştı, hangi sorularda zorlanıldı, bunun kontrolü de sistem üzerinde sağlanabilecek ve böylelikle ortak bir öğrenme ve gelişim anlayışıyla, ortak bir öğrenme kültürüyle tüm çalışma arkadaşlarımızın, her bir bireyin bu değerlerle daha yukarıya doğru çıkmasını sağlamış olacağız. Öğrenmenin kalıcılığını nasıl sağlıyoruz? Eğitim yönetim sisteminde aslında arka planda çalışan raporlamalar var. Oradan istediğimiz zaman çeşitli raporları çekerek oradan takip yapabiliyoruz. Kurumlar eğitimleri aldıktan sonra kendi sertifikalandırma yöntemlerine göre özel sertifikalar hazırlayabiliyorlar. Bununla birlikte bireysel üyelikte aldığınız eğitimin sertifikasını Vizgo Akademi veriyor. Fayda sağlama değeri, anlayış geliştirme değeri bizim için çok kıymetli. Siz ne istersiniz, hangi alanda anlayış geliştirmek isterseniz biz o alanda varız Vizgo olarak. Temel felsefemiz bu. İnanıyoruz ki eğer sen tamsan yaptığın iş tamam olur. Anlattığın konu insana dokunur.
Anlattığın konu performansa döner. Anlattığın konu müşteriyle olan ilişkine yansır. Bunları tam olarak gerçekleştirebildiğin andan itibaren sen dört dörtlük bir eğitmensin demektir. Ekiple biz bir arada otururuz ve cidden çok ileriyi konuşuyoruz ve orada çıkan fikirleri hep hayata geçiriyoruz. Bazen mesela iş hayatıyla ilgili kilitlendiğimi fark ettiğimde ben ekiple ya bir oturalım konuşalım diyorum. Cidden birbirimizi dinleriz, herkes çatır çatır fikrini söyler ve bu kültürü oluşturana kadar cılkımız çıktı. İnsanlar çoğu zaman bana bağlıyorlar. Tek bir başarım var, yani firmaya kendi adımı verdirebilme, soyadımı. Onu verdikten sonra herkes benim yaptığımı düşünüyor. Ama benimki çoğu zaman torun sahibi olmak gibi. Hiçbir emeğin yok ama çok gurur duyuyorsun. Ne oluyorsa ekip yapıyor.